hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugünkü burada temelini atacağımız binanın bir an önce kazasız belasız bitmesini ve hak sahibi kardeşlerimizin işlerinde huzurla oturmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli milletvekilimiz İsmail Tamer Bey konuşma hakkını bana verdi. Hava soğuk dedi, milleti bekletmeyelim. Allah razı olsun, nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum kendisine de. Değerli misafirler, şehirlerin hayatı aslında devletlerin hayatından uzundur. Çok uzun ömürlüdür. 10 bin yıllık, 8 bin yıllık, 6 bin yıllık devlet göremezsiniz. Ama 10 bin yıllık, 8 bin yıllık, 6 bin yıllık şehirler vardır. Bizim şehrimizde kadim bir şehirdir. Binlerce yıldır yaşıyor. Tarihte çok şaşalı dönemler olmuş. Bu bölgelerden yukarıya doğru, hacılara doğru milattan önce nüfusun 400 binlere ulaştığı dönemler olmuş. Kapadokya Krallığı'nın baş şehri olarak ta Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan hatta bulunan bölgenin baş şehri olarak da yüzyıllarca burada yaşamış. Ama zaman gelmiş bir takım sıkıntılar içerisine düşmüş. Mesela 1900'lerin başında Kayseri'ye gelen seyyahlar Kayseri ile ilgili perişan bir şehir gördük diyorlar. Hakikaten tarihte o şaşalı dönemine yakışmayacak bir ortam vardı diyorlar. 1950'lerde Ahmet Evintan Erciyes gazetesinde şöyle yazıyor. Bu şehrin kaderini değiştirecek bir Allah'ın kulu yok mu? Her taraf pislikten geçilmiyor, perişan vaziyette diye yazıyordu. 94'e doğru geldiğimizde de ne yazık ki 3 dönem özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin ortaya koymuş olduğu değişik bir ortamdan dolayı bu şehirdeki sıkıntılar süre gelmişti. O günlerde geldiğimizde her mikrofonun başına geçtiğimizde her televizyona gittiğimizde emin olun bizler şunu söylüyorduk. Bizler ideolojik takıntısı olan insanlar değiliz. Bizler hizmet edeceğiz. Eser ortaya koyacağız. Sıkıntıları biliyoruz. Merak etmeyin. Niye bunu söylüyorduk? Çünkü Kayseri'nin yarısı gece kondulaşmış vaziyetteydi. Gece kondu yaptıran kardeşlerimizin bir suçu var mı? Yok. Niye olsun ki? Gelmişler. Çoluk çocuğunu bir tarafta bir dam altında barındıracaklar. Ve ekmek nafaka peşinde koşacaklar. Ama asıl onlara ortamı hazırlamayan, programı yapmayan, projeyi yapmayan belediyelerde suçlular. Ama ondan da medet umuyorlardı. Ne medet umuyorlardı? Özellikle PKK'lı, DHKPC'li, TİK kocu, yer altında uzantısı olan yılanları, çıyanları, miltanları tutuyorlar. Kayseri'de kendilerine göre bir hakimiyet kurmaya çalışıyorlardı. Kafalarında Sovyet Rusya gibi, Çin gibi, Arnavutluk'taki Enver Hoca gibi sapkın adamların kurmuş olduğu düzen vardı. Hatırlarsınız o tarihleri. Buralarda kurtarılmış bölgeler vardı. Ne demek kurtarılmış bölgeler? Buraya asker, polis giremez. Kim girer? Onlar gibi sapıklar girer. Militanlar girer. Ne yapacaksınız peki böylece siz? Hakimiyet kuracaklar. Aynı 2015 öncesinde Güneydoğu'da kurtarılmış bölge ilan edip öz yönetim ilan eden PKK'lılar gibi. Asker giremez diyorlar. Polis giremez. Bu asker kimin askeri? Bizim evlatlarımız, bizim yavrumuz. Polis kimin temsilcisi? Bizim temsilcimiz. Asayişi kim sağlayacak? Onlar sağlayacak. Niye giremiyorlarmış? Ne yazık ki Kayseri'de birkaç mahallede bu tür işler vardı. Ve oralardan sonra da haliyle kendilerine göre bir düzen kurup belediye içerisinde de yuvalanmış birçok örgüt elemanı. Onların hizmet diye bir derdi yoktu. 50'den fazla mahallenin altyapısı yoktu. Su rastgele çekilmiş, elektrikler rastgele bağlanmış, sokaklar kargacık burgacık, sosyal tesisleri yok. Ne kanalizasyon var, ne arıtma tesisi var. Böyle bir insani yaşam olamaz. Bir an için insanlar köyden gelip şehirde böyle bir yere sığındıklarında başlarını soktukları için çok şükür Allah'a diyebilirler. Ama bir müddet sonra makul, düzgün, refah içerisinde yaşayabilecekleri, çocuklarını okutabilecekleri, kendilerinin de ekmek peşinde koşabilecekleri bir ortam ararlar. İşte 94'lere doğru geldiğimizde de böyle bir ortam vardı.
O günlerde çıktık hep dedik ki biz hizmet edeceğiz. Bunlar gibi siyasi takılmayacağız. Şu partili bu partili diye Allah için ayırmayacağız. Şu mahalle bize oy verdi, şurası vermedi, orayı cezalandıralım demeyeceğiz. Mazeret de üretmeyeceğiz. Çalışacağız biz ya. O kadar çalışacağız. Herkese hizmet edeceğiz dedik. Böyle başladık. Ve sonra da elhamdülillah çalıştık. Bakın Kayseri'nin su sorunu kalmadı. Şimdi 9 sularlardan su geliyor. Halbuki eski projelerde ta uzaktan Pınarbaş'tan gelecek nehirlerin suları düşünülürdü. Şimdi Yılanlı Dağı'nın arkasından bu tarafa doğru su basıyoruz. Pırıl pırıl sular geliyor. Eğri Bucak'tan basıyoruz, sularımız geliyor. Kanalizasyon hattı olmayan mahallemiz kalmadı. Hem de eskiden Gazi Osman'ın ortasından gidip Karaçay'a ulaşıp oradan da Boğaz Köprü'ye giden simsiyah bir nehir ve kokan bir ortam vardı.